Duygu! Duydun mu senin kıymetlinin son marifetini? Ay anne, bir kere de şu eczaneye iyi bir haberle gir ya. Yollarını gözlediğin o adam var ya, gitmiş birini vurmuş kızım. Kim? Kilimci. Kızım sen bu adamın adını duyunca niye duymaz, anlamaz oluyorsun bilmiyorum ki. Kim olacak kızım? Ali Hoca, Ali, Ali! Ali. Ali öyle bir şey yapmaz. Ha, tabii yapmaz canım. Ben de nereden çıkarıyorsan böyle şeyleri. Ah benim akılsız kızım. Ah ben seninle ne yapacağım bilmiyorum. O çok değer verdiğin Ali Hoca var ya, evine aldığı kızın gitmiş kardeşini vurmuş. Hangi kızın? Sevda'nın mı? Yok. Yok ya anne. Sen ne diyorsun anne ya? Ne diyorum ki ben? Ne diyeceğim? O hocanın etrafında bık 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 böyle dolanmaya devam et. Gelsin bizi de vursun diyorum. Rahatlarsın. Sen sağ ben selamet. Anne saçmalama. Nereden duydun bunu? Senden başka. Herkes duydu kızım, herkes. Bir sen duymadın. Öyle kulaklarını tıkarsan duymazsın tabii. Çık bakalım dışarı bir sor. Herkes hocanın vurduğu adamdan bahsediyor. Herkes gerçek yüzünü gördü. Bir sen görmedin. Hoca. İyi zıpladın. Güzel zıpladın. Ama buraya kadar be hoca. Pilot. Bak hiç sırası değil. Seninle sonra ilgilenirim. Ama şimdi işim var. Çekiliyor onunla. Hayırdır? Nereye hoca? Benim adamıma delik açana ben de delik açarım. Tetiği çeken el kurşunun nereye gittiğini iyi hesap edecek hoca. Seni hiç anlamıyorum ya. Olan bitenden zerre kadar haberin yok değil mi? Sen bu saflıkla bu alemde nasıl ayakta kaldın? Hayret. Her şeyi biliyorum lan ben. Sinan'ı nasıl vurduğunu da, bağlantılarını kullanarak nasıl serbest kaldığını da. Ama buraya kadarmış be hoca. Musalladasın. Birazdan kabrine doğru yola çıkacaksın. Sen de bunun için silahını beline, adamlarını peşine taktın. Geldin kendi mahallemde bana racon kesiyorsun, öyle mi? Bunlarla mı korkutacaksın beni? Vedat. Oğlum siz hiç karışmayın. Uzun zamandır yumruk yumruğa kavga etmedim. Özlemişimdir. Şimdi göstereceğim sana. Pilotun adamına dokunmak neymiş? Madem laftan anlamıyorsun, o zaman anladığın dilden konuşacağız demektir. Gel bakalım. Ah!
Süleyman, ne oldu? İçerideki çocuk bana vurdu. Niye kendini korumadın? Benden büyüktü. Bak şöyle. Bak Süleyman, Tuğrul Baba bize ne öğretmişti? Güçlü olan değil, vazgeçmeyen kazanır. Bir daha sakın unutma, tamam mı? Oradan kalkma. Yenildin. Boşuna öldürtme kendini bana. Yenilmedim hoca. Vazgeçmedim. Vazgeçmeyen kazanır. Güçlü olan değil, vazgeçmeyen kazanır. Bir daha sakın unutma, tamam mı? Tamam abi, unutma. Güçlü olan değil, vazgeçmeyen kazanır. Ya biri sana vurursa sen de ona vur. Sen pes etmezsen o pes etmek zorunda kalır. Hayırdır hocam? Vazgeçmeye mi karar verdin? O lafı nereden duydun? Hangi lafı? Vazgeçmeyen kazanır. Sokağın raconudur bu. Sen bilmezsin. Sokaklarda kararsızlara, bırakıp kaçanlara, vazgeçenlere yer yoktur. Ha? Bu soru ne alaka? Niye sordun? Boş ver. Bak pilot, senin hiçbir şey bildiğin yok. Sinan'ı vuran adam elimde. Nasıl yani? Sen vurmadın mı Sinan'ı? Bana tuzak kurdular. Sinan'ı vurup suçu üzerime attılar. Madem öyle, ver bize o adamı, biz her türlü konuştururuz. Değil mi lan Vedat? Olmaz. O adam senden çok bana lazım. Bu işin arkasında kimin olduğunu anlatacak bana. Varsayalım mevzu senin dediğin gibi. Kim bu adamlar? Hı? Ne istiyorlar senden? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Bu Sinan'ı mahalleye sen mi gönderdin? Ne manada? Şu manada. Eğer Sinan'ın mahalleme gönderilmesinde başkalarının parmağı varsa... olayla ilgileri olabilir. Şşş. Ağır ol hoca. Bize kimse talimat veremez. Ama ben bu saatten sonra bu işin peşini bırakmam, merak etme. İyi yaparsın pilot, bırakma. Ama şunu bil. O adam konuşur da bu işin arkasında sizin olduğunuzu anlatırsa... işte o zaman taş senin kafanda patlar ona göre.